Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira fe subhanallahi bukraten ve asila. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم ادخلنا في نجة بحر معرفتك حتى نصل بصفاء القلوب إليك وارزقنا من نورك وبعد عنا ظلمات الشك والريب وأيد ظاهرنا وباطننا بروح من عندك ولا تدعنا بجسمانيتنا مخذولين يا من أجاب دعاء عباده استجب دعاءنا وقنا خزي الدنيا والآخرة ولا تجعلنا محلا للبلوى واعطنا ما رجوناك فوق رجائنا الهنا انت خلقتنا ولم نكن شيئا ظلمنا انفسنا وارتكبنا المعاصي والمساوي وما لا تحب ولا ترضى وانا مقرون بذلك وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ 28. ayet. Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile ilişiğini kesmiş olur. Ancak onlar tarafından gelebilecek bir tehlike olursa başka, Allah sizi kendisine isyan etmekten sakındırır. Dönüş yalnız Allah'adır. Açıklama. Veli, hami, koruyucu, dost, yönetici, bir kimsenin işlerini deruhte eden, destekleyip yardım eden anlamlarına gelir. Yasaklanan dostluk, kafirlere gönülden bağlanmak, müminleri bırakıp onlara sevgi beslemektir. Bu Müslüman yöneticilerin diğer Müslümanların aleyhine olmamak şartıyla kafirlerle anlaşma imzalamalarına ve meşru maksatlarda işbirliği yapmalarına mani değildir. Bu ayet-i kerime üstünde biraz durmak gerekiyor. Fakirde biraz durmaya çalışacak. Çünkü hizmetin seyri içinde yapılan diyalog toplantıları, geçenlerde Konya Belediye Başkanı da bunu pankartlar haline getirmiş. Ayeti sloganlaştırmış. Ayetlerin sloganlaştırılması kadar tehlikeli bir husus olamaz. Bu sloganı kendi emelleri istikametinde kullanmak istiyorsa kendi davasında gayesi saltanat ise kendi batıl davasında ayetlere alet etmek, haşa Allah'ı kullanmaya çalışmak gibi çok hatalı, çok garip, çok mesuliyetli bir yola sürük etmişler demektir. Bu mevzuda cübbeli, cübbesiz, sakallı, sakalsız herkesin lehte aleyhte konuştuğu bir dönemde özellikle bu ayeti kerimeyi de delil getirerek bir kısım yanlışlıkların, hataların, suizanların ve yapılan temiz, safi, berrak niyetli hizmetlerin önünü alma gayreti olduğu için bu ayet-i kerime üstünde biraz durmak gerekiyor. Ayet-i kerimenin sebeb-i nuzulü üstünde önce durmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduktan sonra malum orada ehli kitap cemaatler özellikle 3 tane Yahudi kabilesi vardı. Bu 3 tane Yahudi kabilesi bizim daha sonra Ensar dediğimiz ama daha önce Evs ve Hazreç kabilelerinin bu Yahudi kabileleriyle çok ciddi temasları vardı. Hatta bir
iki Yahudi kabilesi Hazreç'le, diğer Yahudi kabilesi Evs ile de anlaşma yapmışlardı. Yahudi kabilelerin kendi arasındaki düşmanlıklarında dıştan bazılarını destek almak için. Ve işte eskiye dayalı böyle bir dostluk, dostluğu da vesile kılarak Medine Yahudilerinden bazıları zaman zaman Ensardan bazı Müslümanlarla gizli gizli temas kurarak vazgeçirmeye çalışıyorlardı. Yani buradaki ehli kitabı, kafirleri, müşrikleri vesaire dost edinmeyinden maksat bazı Yahudi kabilelerinin, Yahudilerden bazılarının bazı Müslümanlarla, Ensardan bazı Müslümanlarla özel meşgul olarak dinlerinden vazgeçirme gayretleri. Durumu fark eden Rifa'a bin Münzir, Abdurrahman İbni Cübeyr ve Said İbni Hayseme gibi müminler bu gizli meşguliyetlerini Müslümanlara dikkatli olmaları konusunda uyardılar. Yahudiler hangi Müslümanla, hangi Ensarla özellikle meşgul oluyorlarsa gittiler, onları uyardılar. Bunlar sizi aldatır, bak bunlar demagoji yapar, cerbeze yapar. Fark etmeden onların inançlarına giriverirsiniz. Aman ha dikkat edin diye uyardılar. Bu onlar bu uyarıyı dikkate almayıp Yahudilerle yakın ilişkileri sürdürmeye devam ettiler ve işte bu münasebetle bu ayeti kerime nazil olmuştur. Ayetin nazil olma sebebi üstünde çok teenni ile durmak lazım. Ne kadar dost edineceğiz, dost edinme şartları ne olursa, hangi tehlikeler olur ama diğer yönleriyle bu işin tavsiye edilen noktaları da var mıdır? İşte bu hususun üstünde tefsirciler olabildiğince genişçe durmuşlardır. Burada la yettehizül müminûnel kafirin, el kafirin tabiri kullanıldığına göre ehli kitap beğenmiyor. Demek ki ehli kitabın içerisinde kafirliğini küfrü inadi hale getirip başkalarını da kendisine tabi kılmaya çalışan ehli kitaptaki kafirler. Demek ki ehli kitap ehli kitap olarak devam ediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap iki kısma taksim edilir. Genelde bir ehli kitap hitabesi vardır. Ya ehlel kitab te'alev ile kelimetin seve'in beynena ve beyneküm. Cenab-ı Hak burada da zaten diyaloğa, beraberliğe, beraber bulunmaya teşvik etmiş, hatta emretmiştir. Ey ehli kitap gelin sizinle bizim ama ikinci bir ehli kitap grubu vardır ki Kur'an-ı Kerim'de onlar Kur'an-ı Kerim'de kafir diye ifade edilen ehli kitap. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah üçün üçüncüsüdür diyenler. Teslis akidesi içinde bulunanlar, bu teslisin de kendi içinde onların inançları açısından üç çeşidi var. Ayrıca tahlil edilebilir. İşte bunlar kafirdir diyor. Bir de bu kafir Hristiyanlar veya ehli kitap içerisinde, Yahudiler içerisinde Müslümanları kendisine çekmeye çalışan dava adamı, küfri inadi olan kafirler vardır. Burada veli edinilmemesi lazım gelen kimseler daha çok ehli kitap içerisindeki o kafirlerdir ki ayetin sebebi nüzulüyle beraber ele alındığında bu husus ayağından ayağın, beyandan beyan ortaya çıkıyor. Bu kafir manasında ele alacak olursak o zaman müşriklerle de dostluk kurulmaması, aynı zamanda münafıklarla da bu mevzuda bu ölçülerde dostluk kurulmaması şeklinde ayetin şumulünü ehli kitabın da dışına çıkartarak genişletebiliriz. Kur'an-ı Kerim Müslümanların başka dinlerin mensuplarıyla ve bilhassa putperestlerle farklı konumlarda çok çeşitli ilişkiler içinde bulundukları Efendimizin 23 yıla yakın bir zaman diliminde
yayılmış olarak nazil olan değişik ayet-i kerimelere baktığımız zaman bu hususta farklı farklı hususlar, davranış şekilleri ortaya çıktığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen bu 23 sene içerisinde hem inen ayetler ve hem de Efendimiz Aleyhisselam'ın tatbikatları noktasıyla meseleye yaklaşacak olursak, meseleyi iki ana bölüm içerisinde değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi, hangi sebeple olursa olsun Müslümanın kendi inançlarından diyelim taviz vererek Müslüman olmayana inanç bakımından yakınlık duyması, bu manada onları dost edinmesi kendi imanını tehlikeye sokar. Zaten bu ayette yasaklanan da budur. Başkaları, yani İslam'ın tarif ettiği iman dışındaki diğer ehli kitap, müşrik, münafık ne kadar varsa yeryüzünde iman noktasıyla onlarla dostluk kurulması, işte burada yasaklanan ana değerlendirme budur. Ama bir ikinci şık daha vardır ki inançlarını zedelememesine yol açacak bir tarzda temas kurmalarında bir mahsur yoktur. Başka bir deyişle inançların zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın İslam'ın insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergilemek, dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak, bu çerçevede yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkiler içinde olması asla ve kat'a yasaklanmamıştır. Özellikle Müslümanlar inançlarını anlatmak istiyorlarsa, Müslümanlığın güzelliğini sergileyerek diğer insanların da Müslüman olmalarına vasıta, vesile olmak için diyaloglar kuruyorlarsa, bu aynı zamanda İslam'ın tebliği manasında bazı şartlarda farz-ı ayın, bazı şartlarda farz-ı kifaye olarak tereddüt eden dini bir vazife olarak da karşımıza çıkıyor. Şurası muhakkaktır ki Allah bütün kainatın Halik'i, bütün insanların Halik'idir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün insanlığa rahmet olarak, hatta alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim de bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Daha Bakara suresinin başında Hüden linnas vardır. Bütün insanlığa hidayet kaynağıdır. Binaenaleyh insanlığın hidayet kaynağı olan Kur'an'ı bütün insanlara, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı insanlığa duyurmak ve insanları bu noktaya davet etmek bizim için bir farize ve bir vecibedir. Şimdi bizim duyurmak istediğimiz insanlar dağın arkasında, biz de koskoca dağın bu tarafındayız. Buradan sesleniyoruz, ey kafirler gelin iman edin, kafirliği bırakın. Bu sesi kim duyar ve böyle bir uslubu kim kabul eder? Binaenaleyh dağın arkasından değil, onlarla görüşerek, onların içinde bulunarak, onlar bizim içimizde bulunacaklar ve biz kendi ahlakımızı, güzelliğimizi, İslam'ın güzelliklerini tevhid akidesiyle beraber işte bu şekilde bir diyalog kurmak tenkit edilebilecek. Hiçbir tefsirci, hiçbir usulcu bunun tenkidini yapmamıştır. Türkiye'de mesele hep siyaset boyutta ele alındığı için İslam'ı düşünen yok. Ya kendi grubunu, ya kendi tarikatını, ya kendi siyasetini düşündükleri için bu mazurlarda bazı hocalar da cahilce, bu cümleyi bilerek kullandım, bazı hocalar da cahilce, Konya Belediye Başkanı'nın da yaptığı gibi cahilce ve aptalca bu ayeti slogan hale getirip aman Hristiyanlarla, Yahudilerle görüşmeyin, siz de kafir olursunuz. Bu cehaletin, bağışlayın, ve beceriksizliğin, daha ağır tabirler kullanmaktan iştinab ediyorum. Onun için İslam'ın diğer insanlara aktarılması için
diyalog kurulmasının şart olduğunu katı bir şekilde ifade etmek lazımdır. Devletler umumi hukukunda milletler arası ilişkiler için yapılan dostane ilişkiler. Ya dostane ilişkiler olacak ya hasmane ilişkiler olacaktır. Beşer tarihinde hasmane ilişkilerin hiçbir faydasının olmadığı görülmüştür. Bugün Türkiye'yi idare eden zavallı siyasilerin herkese düşmanlık yaparak Don Kişotvari kendisini kahraman gösterip tabanının o hamasi veya hissi duygularını tahrik ederek oy toplamaya çalışması bu bir aldanmışlığın ifadesidir. Tekrar ediyorum, beşer tarihinde hiçbir peygamber ve tarihin hiçbir döneminde yaşayan insanlar hasmane tavırlarla siyasetini gösteremediği, başarılı olamadığı gibi aynı zamanda insanların daha da uzaklaşmasına, dinden soğumasına, kendisinin de dünyada yapayalnız kalmasına sebebiyet vermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Hilful Fudul adı altında anlatılan peygamberliğinden önce bir cemiyette gönüllüler ittifakı diyebileceğimiz o dönemde kim varsa Mekke'de hangi fikirlerde toplum var, gruplar varsa hepsini içine alabilecek kendi güzelliğini, zarafetini, şefkatini, ahlakını ve Muhammedül Emin olduğunu göstermek için Hilful Fudul cemiyetlerinde bulunmuştur. Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman ehli kitap olan oradaki Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapmış, onlarla temas kurmuştur. Ve Hudeybiye musallasından sonra cihan krallıklarına elçiler göndererek onlarla da temaslarda bulunmuştur ki, evet İslam'ın güzelliğini anlatmak için hele hele bu niyetle olursa diyaloglara karşı gelmek İslam'ı bilmemenin ayrı bir felaketi olarak karşımıza çıkıyor. Hasmane diyalog değil de dostane diyalog kurmak, güzelliklerimizi onlara anlatmaya çalışmak, herhalde bu ayette anlatılan vela, böyle bir vela olmadığı açıktır bunun. Evet, Allah-u Teala'nın en iyi dost olduğunu belirten ayetlerdeki kullanımı dikkate alınırsa, burada yasaklanan dostluğun inanç birliğinden veya yakınlığından ötürü sevgi besleme, güven duyma ve bel bağlama olduğu apaçıktır. Bugün Türkiye'de senelerden beri yapılan diyalog toplantıları bizim kendimize güvendiğimizden dolayıdır. Bilgimize güveniyor. Bu mevzudaki temel esaslarımız sağlam ve imanımız da çok sağlam. Biz onların içerisinde onlarla beraber bulunsak bile kendi boyamızı onlara çalarız. Onların boyasıyla boyanmayız. Ve diğer insanları da Allah boyasıyla boyamak, Kur'an ve İslam boyasıyla boyamak için elbette onların içinde bulunulması lazım. Tekrar ediyorum, bu ayette yasaklanan dost edinmeyin, yoksa Allah ile bağlarınızı kopar diye ifade edilen ayette فَمَنْ يَفْعَلْ ذَلْكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ denmiş. Allah ile alakasının koptuğunu ifade eden husus, tekrar ediyorum, inanç birliğinden ve yakınlığından ötürü sevgi besleme, güven duyma, bel bağlama gibi böyle bir birliktelik yasaklanmış. İnanç birliğinden dolayı onlarla tabii ki bir insan bağlantı kurarsa Allah'tan kopmuş olacağı da apaçık bellidir. Ve bu mesele ayandan ayan, beyandan beyan gerçekten bizim de içtinab ettiğimiz bir husustur. Burada birkaç hususa daha temas etmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinden önce Hilful Fudul, gönüller ittifakı hususunu kısaca anlattım. Ve bu övgüyle bundan söz edilmiş bütün tarihçiler ve güvenilirlik meselesi.
Bir diğer hususta şuna dikkat çekmek istiyorum ki dürüstlük ölçüsü. Bu da bu surenin yani Âl-i İmrân suresinin 75. ayetinde geçen bir husus vardır. Âl-i İmrân suresinin 75. ayetine bakıyorum. Çok önemli bir hususa temas etmiş burada. Ve min ehlil kitabi men in te'menhu bi kıntarin yu'ettihi ileyk. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin la yu'ettihi ileyk illa ma dümtu aleyhi kaimen. Zalike bi ennehum kalu leysa aleyna fil ümmiyine sebil. Ve yekulûne alallâhil kezibe ve hum ya'lemûn ayeti. Yani diyor ki ehli kitaptan öyleleri var ki kendisine yüklerle altın emanet bıraksan onları sana öder. Şu güvenilirliğe bakınız. Böyle bir ehli kitapla temas kurmak. Cenab-ı Hak ehli kitaptan bu tip insanları methetmiş. Ama öylesi de var ki ehli kitaptan bir altın bile versen başında dikilip durmadıkça ısrarla verdiğim emaneti ver, verdiğim emaneti ver deyip durmadıkça onu sana geri vermez. Bunun sebebi onların ümmiler hakkında ne yaparsak mübahtır. Ondan dolayı sorumlu olmayız demeleridir. Bugün de Tayyip Erdoğan'ın verdiği fetva, Hayrettin Karaman'ın verdiği fetva aslında Yahudilerin verdiği fetvadır. Yani ehli kitaba emanet veriyorsun, borç veriyorsun. Sonra bazıları hemen ödüyor, bazıları da başında beklesen vermiyor. Aldığını vermiyor. Emanete riayet etmiyor. Neden? Bunlar zaten bizden değil deyip onların mallarını çökmeyi mübah sayan ehli kitaptan bahsediyor. Bugün mallara çöken, vakıflara çöken, bu çökme hadisesini yapan aynen Yahudiler gibi düşündüğünü, onlar gibi tasarrufta, icraatta bulunduğunu bu ayet-i kerimeye dayanarak af açık bir ayet, tevile ihtiyacı olmayan bir ayet olarak ifade edebiliriz. Ehli kitapla temas kurmak, onlardan daha güvenli olduğumuzu onlara göstermek ve onların bir zerresine, bir meteliğine dokunmamak, yememek, kul haklarına saygılı olduğumuzu ifade etmek bu ancak diyaloglarla olabilir. Bu husus gerçekten önemli. Ayrıca az önce arz etmiştim Enbiya suresi 107. ayette geçen ve me erselnake illa rahmeten lil alemin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın alemlere ve bütün insanlığa rahmet olduğunu eğer onlarla temas kurmazsak dağın arkasında onlar bizi görmüyor. Biz bunu nasıl onlara anlatabileceğiz ki? Bir de bu husus çok önemlidir. Ve Hazreti Ömer devrinde Hazreti Ömer böyle küffara karşı talipli Hristiyanlarla bile bir anlaşma yaparak yani diyalog kurarak kendi icraatını bu şekilde devam ettirmiştir. Hatta dikkatimi çeken bir husus var Hazreti Ömer'le alakalı. Bildiğiniz gibi Tövbe suresinin 60. ayetinde sadakanın masrifatına dikkat çekilir. 8 sınıfa sadaka verileceğinden bahsedilir. İnnemes sadakatu lil fukarai vel mesakin. Fakirler kimdir? Miskinler kimdir? Tefsirlerde, fıkıh kitaplarında farklı beyanlarla en nihayet fıkıh kitaplarına fetvalar olarak girmiştir. Ama Hazreti Ömer'e göre vel mesakinden maksat ehli kitaptır. Ehli kitaptaki yoksullara Kur'an-ı Kerim mesakin demiştir diyor. Ve hazine memurlarına Hazreti Ömer emrediyor. Ve zekatın bir kısmını da ehli kitaptan olan böyle yoksul olan kimselere de verin. Onların da bu paylardan hissesi vardır diyerek yani Hristiyan ehli kitaplara veya Yahudi ehli kitaplarına bile Hazreti Ömer Efendimiz devrinde zekatlardan paylar verilmiştir ki bu da diyaloğun ayrı bir boyutu olarak gerçekten karşımıza çıkıyor. Bu çok ince bir ruhu ifade ediyor.
Evet, Kur'an ve sünnetteki diğer deliller ışığında değerlendirildiğinde Müslümanların kimlik erimesine, bu tabirler önemli, dolayısıyla iman gücünü kaybetmelerine yol açacak ilişkiler kurmalarını veya boyunduruk altına girmeye razı olmalarını, bunları onaylamak mümkün değildir. Cenab-ı Hak bu ayette işte bunu yasaklamıştır. Onun dışında böyle yukarıda anlattığım kendi güzelliklerimizi anlatmak, onların gönüllerini fethetmek için ve devletler mabeyninde, bugün de işte Türkiye'nin devlet başkanları da dünyanın her tarafına gidiyor. Yahudilerle, Hristiyanlarla toplantılar yapıyor. Devletler mabeynindeki ilişkiler de buna giriyor. Özellikle Hucurat suresinde geçen Lita'arafu ayeti kerimesini de diğer inanç sahipleriyle, inanç sahibi olan topluluklarla, devletlerle, milletlerle de diyalog kurulmasının lüzumuna Cenab-ı Hak dikkatimizi çekmiş oluyor. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ ayeti mealinde geçen müminleri bırakıp da tabiri, bu kayıtlarda şunları ifade edebiliriz. Müslümanların Müslüman olmayanlarla kurulması yasaklanan ilişki şudur. Bir ehli kitap toplum, bir Müslüman topluma cephe aldıysa, bu çok önemli bir tefsir, İbn-i Aşur'un yorumu olarak tespit etmişim. Yani bir ehli kitap toplum bir Müslüman topluma hücum ediyor. Biz o Müslüman toplumla beraber olmuyoruz da ehli kitap toplumla beraber oluyoruz. Onların safında Müslüman topluma hücum edersek işte bu Allah'la ilişkiyi kesme, kafirleri dost edinme, bu hususa temas eder şeklinde de ifade edilmiştir. Bugün Türkiye'de Müslümanları bırakıp da 40 seneden beri Çinci, Mao'cu, dinsiz, imansız, kitapsız bir grupla birleşip Müslümanlara hücum edenlerin daha sonra kalkıp da bu ayeti delil getirip de diyalog hizmetlerine hücum etmesinin Kur'ani açıdan, dini açıdan hiçbir mantığının olmadığı, dinde de yeri olmadığı apaçık ayandan ayan, beyandan beyandır. Burada Müslümanlara düşmanlık yasaklanmıştır. Gerçekten çok önemlidir. Netice itibariyle diyalog veya Hristiyan ehli kitap, Yahudi veya Hristiyan ehli kitapla veya müşriklerle veya dünyadaki sair gruplarla kurulacak temaslarda Kur'an-ı Kerim'in genelinde ölçüler verilmiş. Bir tanesi burada üstünde durmaya çalıştık, verilmiş. Ama genel ölçülere riayet ederken de insanların içinden geçirdikleri çok önemli. Niyetleri çok önemli. Biz içinden geçirdiklerini bilemeyiz. İnsanların niyetini bilemeyiz. Onun için Cenab-ı Hak İlallahil Masir ifadesiyle ayetin sonunda dönüşünün sadece ve sadece Allah'adır. Yani Allah'a döndüğünüz zaman niyetler ortaya çıkacak. Hangi maksatla diyalog kurdunuz? Hangi maksatla bu işin aleyhinde oldunuz? Kimlere, nasıl, niçin, hangi nisbette, hangi niyetlerle temaslarda bulundunuz? Bunlar apaçık ortaya çıkacak şeklinde ifade ediyor. Burada ayette bir incelik daha var. İlla en tettaku minhum tukah. Onların zararlarından endişe ediyorsanız, onlardan korkuyorsanız veya korkma zararları, tehlikelerinden endişe duyuyorsanız, o zaman işte onlardan gibi görünebilirsiniz gibi İran şiasında bir esas olan takiyye mi? Yani ayet buna mı dikkat çekiyor? Bu hususun üstünde biraz durulmuştur. Evet, bizler de güç ve kuvvet dengesi olmadığı dönemlerde birileriyle beraber görünmüş,
aslında imanda onlarla beraber değiliz. Niyette onlarla beraber değiliz. Ama daha büyük düşmana karşı işte bu ehven-ü şerri ihtiyar denen daha az şerre sahip olanlarla beraber bir güç meydana getirme. Bu da diyalog içerisinde ayrıca yerini alan ayette temas edilen önemli noktalardan bir tanesidir. Birçok ayet ve hadisten Müslümanların daha üst bir değeri ihlal etmedikçe, çok önemli bir cümle bu, daha üst bir değeri yani inanç değerlerini ihlal etmedikçe muhtemel bir zarara karşı önlem olmak üzere söz ve davranışlarıyla gerçek inanç ve düşüncesini gizlemek durumunda kalabileceği anlaşılmaktadır. Ve İslam'da bunun bir adı da mudaraattır. Takiye ile yakından ilgili bir kavram olan mudarat ifadesi Efendimiz Aleyhisselam innallaha emarani bi mudaratin nas kema emarani bil feraiz buyurmaktadır. Allah bana farzları emir buyurduğu gibi insanları idare etmekle de emrolundum buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Mesela Ayşe validemiz naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam ile beraber mescitte oturuyorduk. Kimse yoktu. Uzaktan bir adam geliyordu Efendimiz Aleyhisselam'a doğru. Efendimiz Aleyhisselam dedi ya Ayşe bu gelen adam var ya münafık. Adam yaklaşınca Hazreti Ayşe validemiz içeriye odasına geçti. Adam yaklaşınca Efendimiz Aleyhisselam ayağa kalktı. Adama iltifat etti. Sırtındaki abayiyesini çıkarttı, altına yazdı ve ona gerçekten böyle iltifat ami sözler söyledi. İkramda bulundu, giderken de uğurladı. Ayşe validemiz bunu görünce hayret etti. Ya Resulallah dedi, adama münafık dedin. Arkasından da bir sürü iltifatlarda bulundun. Efendimiz Aleyhisselam idare ettim. Ya Ayşe buyurdu. İşte buna müdarat deniyor. Takiye değil, onun ayrı bir boyutu. Ama burada Efendimiz doğal, yani böyle şöyle görünüyor bazen, böyle bir görünüyor. Münafıkane haşa ve kella davranmıyordu. Efendimiz Aleyhisselam gayet tabii, gayet insani bir insan olduğu için en azından o da ziyaretine gelmiş zaten. O ona değer vermiş. Gelmiş ayağına, sen de ona değer ver ve ona hizmet et manasında. Ama burada böyle bir müdaraatın olduğunu görüyoruz. Ve tarihin değişik dönemlerinde bunlar yapılmıştır. Üstad Hazretleri kendi devrinde mesela Demokrat Parti'ye iltifatlarda bulunmuş. Tabii çok ezdikleri, çok ezen CHP'ye karşı o dönemde gerçekten büyük, büyük zulümler yapmışlar. Binlerce ulemanın yok olmasına sebebiyet vermişler. Üstad Hazretleri gerçekten bu Demokrat Parti yani istediğimiz dini parti mi? Hayır demiş. Yani aslanla düp birbiriyle uğraşırken vazifemiz sadece düpe dürtmemektir. Düpe dürtersen o senin üstüne gelir. Zaten aslan da gelir. İkisi beraber afiyetle seni yerler. İşte bu kadarcık bir müdarat veya takiye veya diyalog hesabına insanlarla görüşme üstünde ayrıca durabiliriz. Üstünde daha geniş bir şekilde bunun durabilirdik aslında. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın kendilerinden kötülük gelmesi muhtemel zorba kişilerle karşılaştığında mudara ettiği, bazı hallerde aile içi barışın sağlanmasında da bu yönteme başvurulmasını uygun gördüğü değişik hadis rivayetlerinde nakledilmektedir. Yuhazzirukumullahu nefse. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor şeklindeki tercüme edilen bu husus, Allah sizi kendisinden yani ona karşı gelmenizden, azabından sakındırıyor manası verildiği gibi Allah sizi bizatihi böyle bir işten sakındırıyor anlamı da manası da verilebilir. Bu çok önemli bir husus olduğu için diyaloglarla da alakası
ve içtimai hayatta, Müslümanlar mabeyninde, hatta hocalar mabeyninde, hatta dini cemaatler mabeyninde münakaşası olduğu için biraz hazırlanarak daha geniş bir yelpaze içerisinde aktarmış oldum. Ve bir alttaki ayet bunu biraz daha farklı boyutlarıyla şerh ediyor. Çünkü kul in tukfu ma fi sudurikumle başlayan alttaki ayet, evet yukarıda aktarmıştım, diyalog ölçüleriyle Kur'an'da verilenler, siz bazen şöyle yaparsınız, bazen yanlış yaparsınız. Ortam sizi farklı mecralara kaydırabilir ama önemli olan sizin içinizden geçirdiklerinizdir. Ameller niyetlere bağlıdır. Amellerin ruhu niyet, niyetin de ruhu ihlastır. İşte bu bağlantı içinde 28. ayetle 29. ayet arasında böyle bir bağlantı vardır. Şimdi 29. ayeti okuyabiliriz. Hocam bir soru soracağım ama. Şimdi değil bizim mi? Bu taraflarda yani Müslüman yönetici şey yok, öyle fazla yok. Daha yeni yeni çıkmaya başlıyor. Fakat uzun zamandan beri olan iyi yöneticiler var. Yani Hristiyan olsun ya da Yahudi olsun. Yani ikisini... Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme dönemindeki Hırfül Fudul'da bulunması ruhu ve mantığıyla oralarda hareket etmeliyiz. Hırfül Fudul'u bir İslam tarihinden okuyun. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı seniyyesinde o devrin şartları neydi? Efendimiz Aleyhisselam hangi ölçeklerle o işe müdahale etti? Toplumla nasıl kaynaştı? Ve o toplumda sevgisini, sempatisini kazandı. Evet, bizler gayrimüslimlerin idaresi altında bütün dünyada bulunan arkadaşlarımızın Hırfül Fudul'u iyi anlamalarını tavsiye ediyorum. قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 29. ayet. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açıklasanız da mutlaka Allah onu bilir. Bütün göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Az çok yukarıdaki ayeti münasebeti içerisinde bu hususa temas etmiştik. Hatırlarsanız Bakara suresinin 284. ayetinde de bu husus vardı. Ve in tübtü mâ fî enfusukum ev tuhfûhu yuhâsibikum bihillah ayetinde de bu hususun üstünde duruldu. Ayetin ayetle tefsiri açısından bu Bakara suresinin 284. ayetinin tefsiri Âl-i İmrân 29 veya zıttını da söyleyebiliriz. Âl-i İmrân suresinin 29. ayeti Bakara suresinin 284. ayetinin tefsiridir. Evet, yukarıda da anlatmaya çalıştığımız gibi dış görünümü itibariyle olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilecek bir kısım temaslar, birliktelikler, diyaloglar dış görünümü itibariyle herkes farklı görüyor, farklı değerlendirebiliyor. Fakat asıl yargının bu konuda bizim niyetimize bağlı, gayemize bağlı olarak öbür alemde Allah tarafından verileceğini, Allah'ın da gizlesek de açığa vursak da bütün bunları bildiğini, Allah'ın her şeyi bildiğini zaten biliyor ve inanıyoruz. Bu hususa dikkat çekiliyor. Ayette kişinin iç dünyasında sakladığı niyetlere değinilirken göğüslerinizde tabiri var. Mâ fî sudûrikum. Sudur göğüslerinizde demek. Yani bizim niyetlerimiz göğüslerde mi? Gaye göğüslerimizde mi? İşte bununla alakalı küçük bir şey söylemek istiyorum. Ayette geçen bu göğüslerinizdeki ifadesi kullanılmış. Başka birçok ayette de kalplerin mahalli olarak göğüsler. Yani imanın mahalli olan kalp, niyetin de mahalli kalptir. Zaten en niyeti kastul kalbi olarak ifade edilir. Niyet kalbin kastetmesidir. Kalbin bir şeye yönelmesidir.
binaenaleyh kalp de göğüslerde bulunuyor. Bu bizim anlayacağımız zahiri, maddi kalp, asıl maddi göğsümüzde ise imanın mahalli, niyetin merkezi olan o manevi kalp de manevi sudurun, manevi göğsün merkezinde. Onun için Cenab-ı Hak bunu başka bir ayette, yani Hac suresi 46. ayette bu bağlantıyı kuran bir ifade var. Velakin ta'mel kulubilleti fissudur ayeti. Hac suresi 46. ayet. Ne var ki onlarda kör olan gözler değil. Meseleyi yukarıdan beri anlatıyor Cenab-ı Hak. Ne var ki onlarda kör olan gözler değil, asıl kör olan göğüslerindeki gönüldür ifadesi. Ta'mel kulubilleti fissudur. İşte oradaki sudur ile kul in tuhfu ma fi sudurikum ayetindeki sudur aynı bağlam içerisinde ifade edilmiştir. Bu da ayetin ayetle tefsiridir. Şimdi geldik 30. ayete. Evet, kalpteki niyetleri Allah biliyor. Allah'a döneceğiz dedi zaten 28. ayetin sonunda. 29. ayette de kalplerdekini Allah biliyor dedi. 30. ayette ise hangi niyete göre hangi ameli yaptıysanız öbür aleme gittiğiniz zaman işte onu bulacaksınız teyidi içerisinde 29. ayetle 30. ayet arasında böyle nazmi bir mana vardır. Buyurun 30. ayet. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ 30. ayet. Gün gelecek, her kişi gerek hayır olarak, gerek kötülük olarak ne işlemişse hepsini önünde bulacak. Yaptığı kötülükten bucak bucak kaçmak isteyecek. Allah sizi zatına karşı gelmekten sakındırır. Doğrusu Allah kullarına karşı pek şefkatlidir. Evet, yukarıdaki ayetle bağlantısını ele aldığımız zaman gayet net, nazmi manalarda manası gayet net olarak anlaşılıyor. Şöyle diyorlar, kurduğumuz işte Kur'an'a şöyle uygun yok, sünnete uygun veya uygun değil, bir sürü konuşmalar var. Bu içtimai hayatın elestikiyeti, dinin de 23 senede vahiy ile tekemmülünün esprisi içerisinde, evet, Müslüman olmayanlarla kurduğumuz temaslar, herkes uzaktan baktığı zaman farklı şeyler söyleyebilir ama niyetimizi Allah biliyor. Ve bir de herkes niyetine göre işte öbür alemde ya mükafat alacak ya da cezalandırılacaktır. Gayet net bir hususa temas ediyor. Birkaç hususa kısa daha temas etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir uslup olarak tergib ve terhib ayetleri vardır. Cenab-ı Hak bir yerde mesela azamet, kibriya, gazabından bahseder. Bu terhiptir, korkutma. Hemen alttaki ayetlerde ise rahmetinden, mükafatlarından bahseder. Bu da tergibdir. Bazen terhip önce, tergib sonra gelir. Bazen tergib önce, terhip daha sonra gelir. Bunun yüzlerce Kur'an-ı Kerim'de misali vardır. Ayetler farklı ayetlerde. Fakat hem terhibin hem tergibin bir ayette olduğu ayettir burası. Bu öyle bir ayet-i kerimedir ki içinde hem tergib var, özendirme, hem de terhib var, caydırma, korkutma vardır ki evet, size sordukları zaman Kur'an-ı Kerim'de tergib ve terhibin bir ayette geçtiği ayet hangi ayettir? Âl-i İmrân suresi 30. ayet deyivereceksiniz. Bu dünyadaki hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağı belirtildikten sonra bu ayette bütün hakikatlerin ortaya çıkacağı o günde kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık. Kişinin yaptığı kötülüklerden duyacağı pişmanlık
mahcubiyet tasvir edilmiştir bu ayette. Duyacağı pişmanlık ve mahcubiyet tasvir edilmiştir. Kişinin önünde hazır bulacağı şey davranışlarının karşılığı ya da amel defteri şeklinde yorumlanmıştır. Ya amellerimiz önümüzde temessül edecek, iyi veya kötü, onları bulacağız. Kötü ameller temessül ederse vah esafa, vah veyla çekeceğiz. Bir böyle veya kendi kitaplarımızda, Allah'ın öbür alemde bize vereceği kitaplarda bu iyi veya kötü ameller. Bu da Kur'an-ı Kerim'de İsra'yla anlatılan bu ikinci yorum daha ağırlıklı. Kitaplarda, defterlerde yazılı olarak yaptığımız iyi veya kötü ameller ta iç dünyamızdaki geçen niyetimize, niyetimizin içindeki ihlasa kadar bütün bunlar kitaplarda kaydedilmiş olarak karşımıza çıkacak. Mesela Enbiya suresi 94. ayet. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ayeti. Kaf suresi 18. ayette mesela اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Mesela Zuhruf suresi 80. ayet اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ نَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ayeti. Bütün bunları derleyen, toparlayan hususa gelince İsra suresi 13 ve 14. ayetlerde geçiyor. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي اُنُقِهِ فَنُخْرِجِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَى كِتَابَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ayetiyle bütün bu öbür alemde verilecek defterlere dikkat çekilmektedir. Ayın durağında mesela buraya kadar geldi ve şimdi sanki yeni bir başlığa giriyor gibi ama aslında değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma ile alakalı ayet geliyor. Bunun da ehli kitapla bağlantısı vardır. Hristiyanlarla bağlantısı vardır. Yahudilerle bağlantısı vardır bunun. Çünkü biz diyalog kursak da onlara tabi olmuyoruz. Tabi olduğumuz noktaya onları davet etmek için, tabi olduğumuz noktayı onlara anlatmak, ısındırmak için onlarla diyalog kuruyoruz. Niyetimiz de budur manasında 30. ayetle 31. ayet arasında böyle bir bağlantı vardır. Şimdi 31. ayeti okuyabiliriz.